Merhaba arkadaşlar, bir sonraki dakika devam ediyoruz. Şimdi kiili olanlar birinci gruptaki kiili bitenlerden bahsediyoruz. Kiili bitiyorsa kakılmaz. Bu kiisi düşüyor. Çok üzülüyorum. İte geliyor. Kiili formu bu. Kayıt kuzey sahip. Yazınız lütfen. T formu. T kiili. Şimdi iki masun şöyle iğrenç bir özelliği var. İki mas gitmek demek. Fakat bu itte oluyor. Yani kişisini atıp biz iyi ite diyemiyoruz. Yani normal iki atıp iyi ite koymamız gerekiyor. Yani iyi ite o diye bir şey yok. İtte oluyor. Yani itte koda say. Gidiniz lütfen. Bu istisna yıldız özel bilmeniz lazım. Hisogi mas. Bu giyili bitenlerde ise giy olan neredeyse oyu gimas vardı hatırlarsanız. Yüzmek. Onda ise gene aynı, o da geliyor bitiyor. Bu da geliyor bitiyor. Geliyor bir tane neredeyse ide gelecek. T formundan bahsediyoruz. T formunu bilmemiz lazım. Şimdiki zaman vesaire iki cümle birbirine bağlayacağımıza vesaire vesaire ya da normal mastı şekilde konuşmayıp bu şekilde konuşacağımıza, yani iki farklı konuşma türü var demiştik Japonya'da, bina normal. Bu konuşma tarzına da alışık olmamız lazım. Şimdi burada bir şey eksik gibi geldi ama mi ni ni de olması lazım. Mi de var. Bi nde ile bitecek. Yani nerede? Mi içine atacağız. Nomi mas. Ne yaptık? Masını attık. Nomi. Mi si değişti. Non de oldu. Şu kısımlar kanji ile yazılıyor. Bu şey, burası ise değişen kısımlar. Yani direkt kanji koyuyor. Bunu yapıyor. Buradan cümlenin anlamını çıkarabiliriz. Baya bir karışık olabiliyor. Yani zamanla alışacaksınız. Benim de hala takıldığım yerler oluyor. Ya bu nasıl neydi? Aramakta calling olması lazım. Yonda oluyor. Bunda ise iyi çiğri diye ben şey yapmışım bunlara, iyi çiğri. İyi çiğri de küçük tusu değil. Hep ağzımdan duymuşsunuzdur. Küçük tusu T gelecek. Yani Torimas bir yerden almaktı. Şaşırıyor Torimas. Yani bu şimdiki zamanda fotoğraf çekiyorum derseniz T formunda demek zorundasınız. Şaşin o. Totte imas. Totte imas deyip şu anda fotoğraf çekiyorum oluyor. Aymaz buluşmak. Atte imas. Şu anda buluşuyorum oluyor. Şimdiki zaman şeyini de söyleyeyim. Yani şimdiki zamanda işte T forma artı imas olacak. Maçımız beklemek. Madde kudasa yanılmalardan duymuşsunuzdur. Kişimas vardı. Ya yukarıda hatırlarsınız. Kesuydu. Neydi? Buradaydı. Bu açmak. Bu da kapamak dedik. Dikti şeyleri. Kapamak. Kişimas. Şimdi buradaki şiili, şurada kişimastakilerin değişimi aynı. Çiğli bitenlerde. Ması attık ya. Şiinin yanına T koyacağız. Yani şite olacak. Nasıl atıyoruz? Şiinin yanına şey. Mesela hana şimas var. Bunun sözlük hali hana su, hana şitte kudasai. Konuşunuz lütfen oluyor. Mesela tabimat var. İkinci grup, burada da gördüğünüz gibi birinci gruplar. Nasıl atıp sadece T koyuyorsun. Tabemas tabete. Tabete kudasai. Yani lütfen. Ne mas. Ne te kudasai. Uyunuz lütfen. Yani masa atıp T koyuyorsunuz. Mimas mito olacak. İyili bittiği halde istisna bunlar. Ne demiştim size? Hani bunun iyili bitebilmesi için önünde bir şey olması lazım. Nomimas'tan örnek vereyim. Nomimas. Nomimas. Nomimas'ı mesela biz mi'si değişiyordu. Neydi? Ne'de geliyordu. Non ne kudasai. İçiniz lütfen. Ama biz burada iyi birinci bir basabilmemiz için mi attığımızda geriye kelime kalmıyor. Bir şey kalmıyor. O yüzden yani fiilin ana yeri burada olduğu için, iyili bittiği için ikinci gruba giriyor. Yani T olacak. Mite kudasai. Bakınız lütfen. İmas var. İte.
bir yerde arimas derken bulunmak. Okimas var gene aynı. Neydi? Uyanmaktı yanlış hatırlamıyorsam. Okite olacak. Karimas var. Karite. Yani neydi? Ödünç almaktı. Üçüncü gruplarda işte Şimas var. Şimas Banko ve Kimas Banko bulunuyor üçüncü gruplarda. Şite oluyordu. Neydi? Normalde yukarıda Şili bitenlerde yine aynı. Yanına T koyuyorduk. Şite. Burada ise masını atıp T koyuyoruz. Kimas ise gelmekti. İşte burası gider gene aynı. T koyuyoruz. Kite oluyor. Yavaş yavaş göre göre öğreneceğiz bunları. Kakimas kaite. Kikimas dinlemek ki ite. Neydi ki? İte geliyor. İkimas neydi gitmekti ama bu istisnaydı. İtte olacak. İsogimas meşgul. Neydi giyili bitenler ideydi. İso ide olacak. Gelip şöyle yazayım hatta ide. Kili bitenler de ite. Bu istisna. Mili bitenler vardı. Mini bir neydi? Nde diyorduk. Nomimas, nonde. İçmek de yonmaz, okumak yonde. Yonde kudasay okunuyor lütfen. Yosumimas, yosunde. Mas. Yani şu anda tatil yapıyorum oluyor, dinleniyorum oluyor. Ne de diyeceğiz, ın de derim ben. Bi var, burada rililer var. Rililer var, şöyle ayırayım ben hızlıca. Şi var, çi var. demiştik? Mi, ni, bi. In de. Yobimas. Aramaktı bu herhalde. Yonde kudasai olacak. Asobimas oynamak. Asonde kudasai. Kairimas. İçiri. Neydi? Küçüktü su. T'ydi. Kayıtte. Yani şöyle TT olacak. Kayıtte olacak. Torimas neydi? Çekmek. Totte olacak. T geliyor. Magarimas, Magoru, Magari, Ris neydi? İli birinci grupta Ri olduğu için içiri. Bu da Magatte Kudasai olacak. Magatte Kudasai mesela taksir ediyorsunuz. Bu köşeden dönün. Anokadokara Magatte Kudasai işte. O köşeden dönün lütfen. Derken bunu söyleyebilirsiniz. Kayımas gene neydi? İçiri. Küçük tüste demiştik. Üste kayımaz katte ayımaz buluşmak atte narayımaz öğrenmek naratte maçımaz neydi beklemek madde kurasay animelerden gördüğünüz gibi ne demiştik iyi çiğri küçük tusu de geliyor demiştik küçük tusu te Madde kudasai. Bekleyiniz lütfen. Bu çok özür diliyorum. Maçımaz. Bu moçimazmış. Moçimaz fiziksel olarak elinde bir şey tutmak yani hold. I am holding bilmem ne. Mesela Empitso Motte imaz. Ben kalemi şu anda tutuyorum elimde mesela. Maçımaz vardı. Sözlük hali matsu olacak. Bunların sözlük hali tusu oluyor. Sözcük halini aratacaksınız. Uğulu hali. Hanın şimas da şiillerle su oluyor. Nasıl yani diyeceksiniz. Mesela şimas. Bu su oluyor. Bu da ru oluyor. Mas. Tabimas taberu. Gene aynı ama sözcükte ararken tabimas değil de taberu diye arayacaksınız. Böyle ufak bir bilgi vereyim size. Maçımas. Beklemekti. Madde. Kudasai. Şimdi bu mochi görünce aklıma şey geldi. Japonya'dayken şey diyememiştim. Paket yapıp alacağım derken söyleyememiştim. Paket dolu bir şey demiştim. Mersem onun anlamı motsu kaeru. Demek yani motsu tutup işte alıp gideceğim anlamına geliyor yani paket tarifisi take away oluyor bu. Motsu kaeru demiştim.
işte bu da önemli bir bilgi. Bilmiyorum ileride belki kullanırsınız. Hanaşı neydi? Konuşmaktı. Hanası sözlük halindeymiştik. Su oluyordu bu şeyler. Şiirlilerde neydi? T koyuyorduk. Yani T koyuyoruz. Hanaşite. Keşi vardı mesela. Keşimaz. O da keşite olacak. Burada işte T geliyor. Masına atıyoruz bunların. Şiirin yanına T koyuyorduk. İkinci gruplara gelelim. Tabemas neydi? Masına atıyorduk. Tabete. Nemas uyumak. Attık. T getirdik. O şeyde kudasayı. Öğretmek. O şeyde. Burada eğili bitiyor. Dikkat edin. Sözlük hali o şehir oluyor. Misemas göstermek. Burada ise gene aynı T geliyor. Akemas neydi? Açmak. Şimimas kapamak. Şuradaki kaydılar çok önemli. Açmak, kapamak. Akete kudasay, şimete kudasay. İleride göreceğiz. Skemas var, skete var. Mimas var burada. İstisna gene bak. Size önceden de gösterdiğim gibi Mi'lilerde hani anlattığım şekilde hani Mi'lilerde neden olmuyor diye burada daha rahat anlayacaksın. Mi'nin bir yazılan bir kancısı var. Mimas. Hani bunu birinci gruba göre Mi'ye göre çevirirsek bunu attığımda ımde tekli bir takma bir şey olacak. Böyle bir şey olamayacağı için. Bu ise mit olacak. Yani bakınız lütfen olacak. İmas var bir yerde bulunmaktı. Bu da aynı. İt de olacak bu da. İt de. Yani iki masınki ile aynı. İt de değildi de iki mas gitmek. İt de ile aynı yani. İki maslı bu aynı. Tabi okurken kanjisinden anlayacaksın. Söylerken ya da cümleye göre. Okimas uyanmaktı. Burada da gene istisnalı olan okite olacak. Uyanın lütfen okite kodasay. Karimas neydi? Ödünç almak. Karite olacak. Yani resi içeri küçük düzeydeki gibi dönmeyecek. Yani şuradaki gibi. Direkt olarak karite olacak. Şimal ise sözlük hali su olacak. Bilmem ne o suru. Bilmem ne o şimas. İkisi de aynı. Şimas nazik, diğerisi normal arkadaş. Halini de söylerken bu şekilde söyleyebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Onların iki tane farklı konuşma şekli var. Benkyo şimas. Neydi? Benkyo şite. Ne demiştik şimaslarda? Birinci grupla. Gene aynı benzer. Hani şimas. Şimas da bitiyor. Ne oldu? Şite oluyordu. Masına atıp burada da aynı. Şimas yani bizde olacak şite. Şimas gördüğüm bir yere şiteyi yapıştıracağız. Sampo şimas yürüyüş yapmak. Kaimono şimas alışveriş yapmak. Şokuji şey demek. Yemek yemek aslında. Meal anlamına geliyor. Yemek. Yani bu yemek fiil olarak değil de bir yemek yani. Hani şokuji şimas. Oluyor. Bir saniye. Şokuji. Aynen. Yemek. Meal yani. İngilizce'deki meal. 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 Yemek yani. Bir yemek yapmak. Doing. Meal gibi bir şey oluyor. Kimas neydi? Gelmek. Kite. Oluyordu. Tek kudasai. Ya ne dedim size? T kudasai. T lütfen işte bu yüzden önemli. T kudasai o kayımış o diyor. Bir şey sorarken diyor. Sümma sen de affedersin. Kono limot o mot te kudasai. Bu çantayı diyor. Oğlu diyor. Bagajı diyor. Tutar mısınız diyor. Holding diyor. İyi de diyor. Tabii ki olur diyor. Bir şey sorarken diyor. Introduction veriyor size. Instructing, bunu böyle hızlıca geçeyim anlatacağım. Pasaporto, misete kudasaya pasportu gösterin lütfen diyor. Bu karşıdaki kişi
sizde hay vakarmaşta anladım diyorsun. Yani sizde birisi bir şey yapın edin derken T formunu kullanabiliyor. Mesela bekleyin lütfen diyor. Madde kudosay. Örnekleri yapacağız. O yüzden hızlıca geçiyorum. Burada offering diyor. Teklif. Dozo diyor. Takusan diyor. Tabi tek odasay. Buyurun diyor. Çok diyor. Yiyin diyor. Çok takusan neydi? Çok demek ki seylanlara geliyor. Burada işte yiyecekler var. 1, 2, 3, 4, 5 işte. Çok diyor. Yiyin diyor. Yani çok yiyin lütfen diyor. Teklif ediyor. Arigato gozaimasu diyor. Burada ise kahve sunuyor önüne. Kahve içini lütfen diyor. Koyun onun ne kadar sayıda mesela. Yani kahve içini lütfen. Bu da arigato gozaimasu der. Neydi birisine bir şey sormak istediğimde çok da say lütfen formu bu işte biri lütfen bir şey gösterin ya da lütfen bir şey yapın dediğim gibi derken kullanıyorduk. O direkt atlamış yani önemli T formu T formunu yazdıkça zaten şu şeyleri yapabileceğiz. Söyledik formunu da bilmemiz lazım. Yavaşça olacak yani yavaşça öğreneceksiniz. Şu an saat akşam çıkıyorum. Yarın ise gene devam eder. Kaldığımız yerden devam ederiz. Daha bir karışık ama zamanla kafanız oturacak. Anlayacaksınız. Bana da zor gelmişti. Başka yazı yazı yapa yapa ben de öğrenmiştim. T formunda şöyle ufak bir şey söyleyeyim. Şöyle örnekli göstereyim size. Şimdi kakimas neydi? Yazmak değil mi? Writing. Kakimashita dediğinizde yazdım diyorsunuz değil mi? Mesela şimdi siz bunu T formuna çevirdik ya. Ki neydi? İteydi. Siz bu T'yi ta yaparsanız aşağılarda göreceğiz. Past oluyor. Yani kaita derseniz ben yazdım. Kakimashita ile aynı anlamı geliyor. O yüzden T formu da önemli. Bu da öyle ufak bir bilgi olsun size. T ta olursa aynı yani değişmiyor. Bu ide a oluyor. Non de non da oluyor. Küçük tüsü de küçük tüsü ta oluyor. Mesela nomimashita neydi? Non de diyorduk. Non da yani içtim anlamına geliyor. Nomimashita ya da non da gene aynı. Değişmiyor. Tabi kullanıldığı yerler değişiyor nazik. Ya da normal konuşmada vesaire vesaire. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hatta şunu da bitireyim öyle şey yapalım. Bu şey affedersiniz diyor. Bu bol diyor tutar mısınız lütfen. Burada ise diyor kalemi diyor ödünç verir misin diyor. Sunmasen affedersiniz. Bu konuşan benim ve karşıdakinin elindeki bir şeyse ko so a do vardı hatırlarsın. Ko konuşana yakın. Ko konuştuğu kişinin karşının elinde ah böyle bir durum varsa soyu kullanacağız. A ise her ikisine de uzakta bir şey varsa. Yani burada kono diyor, bu diyor. Burada ise ano. Çok özür diliyorum. Sono diyeceğiz. Yani sono. Empitsu. O. Neydi? Ödünç alacaktık. Karimattı. Fakat reali bittiği halde ikinci gruptaydı karimas. Karite kudasai. Yani o kalemi ödünç alabilir miyim diyeceksiniz. Karimas. İyi de istiyor. Bu da evet iyi olur diyor. Tabi olur diyor. Neden olmasın diyor. Burada ise raportu unutmuş. Hay vakarı maçtı diyor. Report o misete kudasai diyor. Ama elinde raporto yok. Unutmuş. Raporto misete kudasai. Burada ise yemek sunuyor. Çok var. Dozo koyho non de kudasai. Neydi nomimas mili bittiği için nde diyorduk buna mi ni bi neydi nde non ne kadar zayı arigato gozaimasu bunu da böyle bitirelim bir sonraki dertte ise teimas yani şimdiki zaman kyoshitsu de sınıfta diyor ne diyor yapıyorlar diyor biri yemek yiyor biri uyuyor biri müzik dinliyor biri telefonla konuşuyor bu nasıl ortam böyle neyse bunları yapalım. Yani ufaktan bir gireyim size. Sensei wa ima hiragana. O şey demez. Sensei diyor. Şimdi diyor. İma diyor. Hiragana diyor. Öğretiyor. O şeyemaz. Neydi? Kimli grup. Hop T formu neydi? O şeyte. Masını attık.
Bunun yanına temas koyarsanız şimdiki zaman oluyor. Emizar verb ing. Yani bu ing gibi bir şey oluyor. Asan diyor, ne diyor? Yemek yiyor. Asan va, işte bu ne olsun? Donut olsun. Donut o tabemas. Neydi? Tabete. İkinci grup tabete imas. Donutu yiyor oluyor. Bunu da böyle bitirelim. Tikatayım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.